Bu olmaz diyorsun, nasıl olur diyorsun. Bir bakıyorsun ki önünde gelmiş. Hani stili ve yolu bilince, yolu bilmiyorsun. Yani kulağı bir böyle tutmak var, sen böyle tutup zorlaştırıyorsun. Ama şimdi bunun böyle bir yolu varmış. Biz bunu öğrendik. Bunu öğrenince de kısacıktan geldi. Herkese kucak dolusu selamlar. Bugün yine bir video ile karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Benim programlarıma katılan Alaaddin kardeşim karşımda. Onu tanıyacaksınız. Hayatında neler değişmiş programa katıldıktan sonra herkese tekrar merhabalar. Alaaddin, kendini tanıtır mısın? Merhabalar İsa Hocam, iyi akşamlar diliyorum. Ben muhasebe sektöründeyim. Bir şirkette muhasebecilik yapıyorum. Kendimi geliştirmek amacıyla almış olduğum eğitimlerle bize danışanlara yaşam koçluğu yapıyorum. Çok güzel. Eğitimleri aldıktan sonra yaşam koçluğu yapıyorsun. Yani senin yanına problemleri olan, mesela aile veya kişisel problemleri olan veya aile problemi olan veya sağlığıyla alakalı veya psikolojik danışmanlık konusunda sana başvuru yapanlara danışmanlık yapıyorsun. Öyle mi? Evet, İsa Hocam. Çok enteresan vakalarla da karşılaşıyorsun herhalde. Elhamdülillah güzel sonuçlar aldık hepsinden. Alıyoruz. Müsaade ederseniz sizden almış olduğum eğitimde bir kardeşimizi, gene bizim meslekten olan muhasebeci bir kardeşimizi bizim seansımıza aldığımızda sizden almış olduğumuz bir eğitimle bitirdik seansı ama bitmiyor seans. Olayın içinden çıkamadık. Yani son nokta olarak sizin eğitimden aldığım bir hareketle diyeyim. Bununla sonuca vardık. Müsaade ederseniz anlatayım. Buyurun. Kardeşimiz geldi. 3-4 saate yakın bayağı bir seansımız sürdü. Ama babasını affedemiyor kardeşimiz. Babasını affedemiyor. Kendisine babayının haklarını anlattık. Kendi inancımıza göre, kendi kültürlerine göre baba nedir, neden böyle yaptı. Ama işin içine çıkıyoruz. Hala babasını affedemiyor. Sebebi de babası küçük yaşlardayken abisi askere gidiyor. O zaman Türkiye'de fazla telefon yok. Çok telefonla konuştuğu için abisi askerdeyken abisiyle telefon faturası yüksek geliyor. Baba da bu duruma sinirleniyor. Kızına bir tokat atıyor. O tokatı diyor hala unutamadım diyor hocam diyor. Yani bunu diyor unutamıyorum, bitiremiyorum diyor. Sizden öğrenmiş olduğum eğitimlerde yani seans bitti. Çok güzel oldu. Babayla dahi böyle helalleşme durumlarına geldik. Maddi manevi her şeyi yaptık ama gene bitiremedik. Hala içindeki babaya karşı kini bitiremiyoruz. Sizden almış olduğum empati geliştirme tekniğini kendisine 10 dakika uyguladık ve bunun sonucunda gözyaşları içerisinde kardeşimiz tamam hocam dedi ben babamı da affediyorum, kendimi de affediyorum böyle ağlaya sızlaya halletti ve kardeşimiz o gün bugün arar, çok iyiyim, çok mutluyum. Babamı da affettim. Mutluyum Ozan diyor. Çok teşekkür ediyor bize. Biz de size teşekkür ediyoruz bize. Bu şekilde bir ilimden yardımcı olduğunuz için bu konuda teşekkür ediyoruz. Alaaddin kardeşim, 2016 yılında beni tanıdın, benim programıma katıldın. Yani ilk birinci eğitime katılmıştın. Katılmadan önce nasıldın? İlk beni tanımadan önce nasıldın? Şimdi nasılsın? Arkasından toplam 3 eğitime katıldın. Şimdi nasılsın? Neler değişti hayatında? Aktüel durum nedir? Hayata bakışımız çok değişti. Bakışım çok değişti. Olaylara bakışım, kişilere davranışlarım çok değişti. Bize yani size eğitim almadan önce ya birisi bizim karşımıza bir sıkıntıyla geldiği zaman kendi alanımızla biraz iş okuduklarımızla sizden önceki almış olduğumuz eğitimlerle ama yeri geldiği zaman yetmiyordu bu. Yetmediğinin farkındaydık. Ama sizde almış olduğumuz eğitimlerin sonucunda davranışımız, düşüncemiz, dil kalıplarımız bunlar çok önemli. Mesela inancımız ve kültürümüze şöyle bir söz var. Söz büyüğü bilinçaltı şahittir diyor. Biz bunu inancımızda da göz önünde bulunduruyoruz. Bu şekilde bir hadis-i şerif var Peygamber Efendimizin. Sözün büyü olduğunu ama bunun yanında hani sadece burada bunu duyuyorsun ama bunu hayata geçirdiğinde nasıl olur, nasıl gider? Gelen insanlar da hayatında nasıl bir aks meydana gelmiş, neler ortaya çıkmış? Kişi ne demiş ki böyle olmuş? Tamam hadis-i şerifi dinledik. Ama bu hayatta insan ne demiş de nasıl olmuş? Hadis-i şerif şöyle.
İnne muhakkak minel beyanı bazı beyanlar lesihran sihirdir diyor Efendimiz. Burada bu hadis-i şerifi okuyoruz, bakıyoruz. Arapça olarak iman ettik, kabul ediyoruz. Ama bu kişilerin hayatları ne olmuş? Söz büyü, bilinç altı şahittir. Ne demek oluyor? Bunu da bizim atalarımızın söylemiş olduğu bir söz. Bununla bunları harmanlıyoruz ve kişinin üzerinde de bunu gördüğümüz zaman mesela yöresel bazı sözler var. Karadeniz'e has bazı böyle sözler var. Mesela derler ki ey davunun gömdüğü diye bir söz var. Davunun gömdüğü. Duyuyorum ben bu sözü. Tabii sizden bu eğitimleri aldıktan sonra artık böyle yani sinek tabiri caizse sinek vızırdasa ha, ne demek istiyor burada? Yani dil kalıbını düzelteceğiz ya. Bize normal geliyor bunlar konuşurken. Adam geliyor diyor ki benim şekerim var. Şekeri sahiplenmiş. Benim migrenim var. Migreni sahiplenmiş. Emredersin diyor. Kabul ediyor. İşte bu sözlerle kendileri bu yola sokuyorlar. Diye. Yani aslında kendilerini bu işe yol açmışlar. Yürümeye başlıyorlar. Kişi geliyor söylüyor. Diyor ki ey davunun gömdüğü diyor. Bunu düşündüğümüzde davun bu örf ve adette hastalık demek. Davunun gömdüğü hastalık, yani hastalığın gömdüğü kişi. Kızıyor evladına, sus ey davunun gömdüğü diyor. Ne demek? Hastalığın gömdüğü. Adam mesela kalp krizi geçiriyor. Ansızın hiçbir doktorun bulamayacağı bir rahatsızlığa düçar oluyor. Ama sebebi ne? 2 gün önce annesinin, babasının, amcasının, işte abisinin, ablasının söylemiş olduğu bu sözden dolayı. Mesela şöyle bir söz var. Andır kalsın, mesela bunu da araştırdım. Andır kalsın senin paran pulun diyor. Ne demek andır kalsın? Araştırdım, sordum, yaşlı insanlara sordum. Yaşça bizden büyük olanlara sordum. Uzak olsun diyor. Kızına çocuğuna kızmış, maaşını almış. Ben hepsini veremeyeceğim anne, benim dediği ihtiyaçlarıma. Cep telefonu alacağım, bilgisayar alacağım, elbise alacağım diyor. Olmaz, vermen lazım diyor. Kızıyor, andır kalsın senin paran, hiç pulun diyor, hiçbir şey istemiyorum diyor. Bunu bu şekilde böyle ters diyor. Ve bu çocuk bu sözle, yani hadis-i şerifin minvalince söz yerine geliyor. Söz büyü, bilinçaltı şahittir. Efendimiz'in söylediği hadis-i şerifte inne muhakkak minel beyanı bazı beyanlar lesihran sihirdir deniyor. Bu olay meydana geliyor. Bu çocuk parayı anneye, çünkü andır kalsın diyor ya, çocuk para anneden uzak kalmaya başlıyor. Çocuk hiçbir maaşı vermiyor. 1 lira alıyordu. 4 bin lira, 3 bin lira maaş aldığını düşünelim. 2 bin lirasını anneye veriyordu. 1000 lirasını kendine alıyor. Bu kez hiçbirine vermiyor. Bu kez olay büyüyor. Bataklığa girecekle giriyor. Bu kez 3000'in 3000 de vermiyor. Söz tuttu ya. 3000 de vermiyor. Bu kez anne daha çok böyle vesveseye gerekten daha çok yağdırıyor. Kötü sözler söylemeye başlıyor. Ondan sonra çocuk orada perişan oluyor. O perişan oldukça anne burada kötü duruma geliyor. Ondan sonra yani birisi Allah muhafaza hiç kimsenin aklından geçmeyecek şekilde bir duruma geliyor. Burada anne yani akılların almayacağı, hafızaların düşünemeyeceği haller meydana gelebiliyor. Onun için bizler burada sözümüze, dilimize sahip çıkmamız lazım. Bu da programa katıldıktan sonra bu farkındalık oluştu. Evet, biz bunları dediğim gibi literatürde bunları okuyoruz, kitaplarda okuyoruz ama seanslarınızda anlattığınız örneklerle ve bunu insanlar bu şekilde geldikçe siz bunları eğitimde veriyorsunuz. Verdikçe bizdeki algı daha çok değişti. He, diyoruz ki evet, taşlar daha iyi oturdu. Şöyle diyelim o zaman, herkesin anlayacağı bir dilde şu cümleyi söyleyebilir miyiz? Her seferinde aslında aynısını söylüyorum ama insan robot misali programlanıyor. Aynen. Hangi cümleyi söylersen beyni ona göre programlanıyor, ona göre hareket ediyor. Yani senin verdiğin örnekte insanlar dil kalıplarıyla hayatındaki bereketi kaldırıyor. Parasal, finansal olarak sıkıntıya giriyor. Sadece dil kalıplarına dikkat etmediğinden dolayı. Sonra spirale diyorlar, Almanların bir sözü var. Spirale, spiral şeklinde ya yukarıya çıkar ya aşağı iner. Dibe inmeye başlıyor. Döndükçe aşağı iniyor.
Şunu gördüm, sizdeki eğitimleri aldıktan sonra böyle bir anlayış, hani anlama durumu meydana geldi. Sistem böyle çalışıyor diyelim. Sistemde şunu gördüm, mesela bir insan size kötülük yaptı. Efendimizin yani veyahut da büyüklerimizden de bunu gördüklerim oldu. Sistem bu şekilde eşit, size biri kötülük etti. Siz sistemde bu kötülüğe karşı kötülükle cevap verdiğiniz zaman sistemde aşağı iniyorsunuz. Sistemde aşağı iniyorsunuz. Ama ne yaptı? Bu kişi sana böyle kötülük etti. Ya yapmıştır, cahillik etmiştir. Belki bu konuda bir bilgisi yoktur deyip onu affettiğinizde, onun adına da af dilediğinizde, onun adına da güzellik yaptığınızda, gönlünüzden, ağzınızdan onun adına güzel enerjiler çıktığı zaman siz sistemde yukarı çıkıyorsunuz. Bir de olay oldu. Mesela örnek inancımıza göre bir sadaka verilmesi gerekiyor. Veya da bir ağaç dikilmesi gerekiyor. Veya da taş, yani bir kediye mama verilmesi gerekiyor. Siz onun adına da verdiniz. Size bir kötülük etti. Veya da dedi ki o cahillik yaptı, yanlış yaptı. Onun adına bu güzelliği yaptınız. Kendinizi de buna dahil ettiniz. Sistem sizi bir daha yukarı çıkıyor. Böyle 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 derken bu insanlık, yani Cenab-ı Hakk'ın eşrefi mahluk olarak yaratmış olduğu bu kulu, yeryüzüne halife olarak yaratmış olduğu bizleri sistemle yukarı çıkarak, yani o kötü dediğimiz kişiye bize yetişemiyor zaten. Ve sen onun yanında da bir kamil bir insan oluyorsun. Ben hani eğitimlerden, sizden aldıklarım ve dinlediklerim videolarımızdan bunu gördüm. Yani birisi bana kötülük mü etti? Ben hiç onunla ilgilenmiyorum. Sizin bir şeyiniz var eğitimlerde. İtfaiye böyle takkesi var. Sinyal veriyor. Çıkaralım o arzı oradaysa. Şurada. Evet. Basıyorduk, alarm çalıyor. Evet. Hiç onu şey, siz öyle diyordunuz. Hani bunu hiç kafanız geri, bir sıkıntı mı var? Bir problem mi var? Kafan geride olmasın. Hep ileriye doğru. Yani biraz sistemin içerisinde hep ileri. Siz ileri. Yani kafa böyle geri oldu mu ne yapacaksın? Karşı kişiye kızacaksın, bağıracaksın, kötü söz söyleyeceksin, haset edeceksin. Sistem aşağı çekiyor. Kafan geride. Sistem aşağıda. Aşağıda yok oldun işte. Bak kameranın karşısında yokuz. Ama sistem bir böyle yok olmak var. Bu yok olduktan sonra bir daha bu duruma geleceğiz. Bunun seviyesine. Bu adamdan da aşağıya indik. Ama güzel olduğu zaman sistemde geri değil, biraz önceki dediğimiz gibi itfaiyedeki o takkesindeki dediğimiz gibi yukarı doğru hep önümüze bakar, arkaya ilgilenmezsek sistem bizi yukarı çıkarıyor. Hala karşıda diğer kişi burada ama biz sistemde hep başarılı. Önümüz açıyor, hayatımız bereketlendiriyor, sağlığımız yerinde ve ondan sonra akın akın selden geliyor. Bizim nasibimiz ne varsa da hayatta yaşıyoruz, güzel anlamda gidiyoruz. Hedefimiz kamil insan olmak, yani hayat kalitesini arttırmak. Programa katılmadan önce neler denedin kamil insan olabilmek için? Şimdi mesela bir hedefim yoktu. Hedeflerim var. Ve hedeflerimin de her gün tekrarlıyorum hedeflerimi. Dünyadaki çekim yasasını, hani bunu söylerken de biraz uzun mevzu, çekim yasasını göz önüne alarak da resmini çizdim. Resimlerini çektim. Buzdolabımın üzerine koydum. Şimdi ufak bir çocuğum var. O bile diyor ki, geliyor el uzatıyor. Diyor ki baba böyle işaret ediyor. Yani o bile benim hedefimi görüyor. Eli uzatıyor, yani işaret ediyor. Hedeflerim yoktu. Hedef, hani bilmiyordum. Öyle bir şey bilmiyordum. Hedeflerim var. Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği şekilde yavaş yavaş onlar da işte yerine geliyor. Gelmesi için elimizden gelen gayreti yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayağımızı yorganına göre uzatıyoruz. İstiyoruz. Yani istemeye bilmiyorduk, onu söyleyeyim ilk önce. Hani yani istemek, yani elim havada gözüm tavada oluyor isterken, öyle diyeyim. Hani istemenin ne olduğunu bilmiyoruz. Hani nasıl istenir? Yani yaratandan veyahut da işte hani o Cenab-ı Hakk'ın bize vereceği o nimetleri istemenin yolları bilmiyorduk. Eğitimden sonra o istemenin yollarını öğrendik. Hani buradan işte bir ilden ile gidersin, hangi yoldan geçeceğin bellidir. Tali yollara girmeden. Biz onu bilmiyorduk. Öğrendik şimdi yani. Sizin eğitimlere girdikten sonra hangi yollarla nasıl gidilecek? Yani elimize bir pusula aldık, öyle diyeyim. Peki istemeyi öğrendikten sonra seni şaşırtan ne oldu mesela? Şaşırtan elbette bir şey olmuştur. Ya kendini daha iyi hissediyorsun. Yani ama istemeyi kısa zamanda istediklerin oluyor, öyle diyeyim. Yani istemi bildikten sonra, yolunu öğrendikten sonra kısa zamanda istediklerinin olduğunu görüyorsun. Hani düşün diyorsun, bu olmaz diyorsun, nasıl olur diyorsun, bir bakıyorsun ki önünde gelmiş. Hani
stili ve yolu bilince, yolu bilmiyorsun. Yani kulağı bir böyle tutmak var, sen böyle tutup zorlaştırıyorsun. Ama şimdi bunun böyle bir yolu varmış. Biz bunu öğrendik. Bunu öğrenince de kısacıktan geldi. Halbuki o hedefler belki uzaktı. Olabilir miydi? Ne zaman içinler olabilirdi? Ama sizin göstermiş olduğunuz yolla kısa zamanda bunların yerine geldiğini gördük. Ve doğru yerden istemeyi öğrendik değil mi? Genellikle insanlar bu dönemde biraz moda oldu. Kozmik enerjiden, işte evrenden istiyorlar. Yanlış yerden bir şey istiyorlar. Evrenden isteyenlerle doğru yerden isteyenler, hani bu konuda ne dersin? Şimdi tabii bu kişilerin inançla alakalı konuları. İlk önce tabii bu olayda insanların bu konuda bir altyapıları olacak. Altyapı olacak. Altyapının üzerine bir inanç olması lazım. Tabii inanç olmayınca kişiler nereden isteyeceğini bilmiyor. Yani dediğiniz gibi biraz önceki süt misalinde verdiğiniz gibi sütü malum hayvandan değil de hiç alakası olan onda da var deyip de kafasını o şekilde yönlendirip oradan isteyebiliyor insanlar. Nitekim bu şekilde mesela örnek siz çok zaman eğitimlerinizde ve videolarınızda söylüyorsunuz. Hani bir Türk'ün, Müslüman olan bir Türk'ün gidip Alman bir kişiden orada sıkıntısıyla alakası terapi değil de sizden alması. Çünkü sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer. Hani siz bu işi biliyorsunuz, kültürü biliyorsunuz, yolu biliyorsunuz, coğrafyayı biliyorsunuz, inanç faktörü aynı. İnancın ayrı, kültürün ayrı. Yani oradan ne isteyebilirsin ki? Bir şey isteyemezsin. Çünkü senin yolunu ve izini bilmiyor o kişi. Mesela Almanya'da ben duymuştum. Sizin eğitimde duydum zannedersem. Veyahut da başka bir yerden bilmiyorum. Bir psikoloğa gidiyor. İş kocasından memnun değil. Diyor ki sen diyor kocanı diyor boşa diyor yani. Boş. Bir psikolog bunu boşa diyor. Ya bize gelse senin kocanla aranın neden iyi olmadığını sebeplerini araştırın. Bunun sebepleri belli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde bile hatta Almanya veya Amerika'da diyelim nerede olursa olsun herkesin bir her ülkenin bir kanunu var. Yaratıcı da bizi de yaratmış. Yarattığı bu kullar adına da bir kanun koymuş. Oruç koymuş, namaz koymuş, işte sadaka koymuş, iyilik, güzellik, hoşgörü. Hani bu şekilde koymuş. Sen bunlara uymadığın takdirde ne yapıyorsun? Hedefine ve gideceğin yola varamıyorsun. Varamadığın zaman da ne oluyor? Sonuca ulaşamıyorsun. Neden bizi tercih ettin? Öncelikle hani sizin gibi bu işi yapanlar çok ama videolarınızı dinlediğimizde kültürümüze bir defa hitap ettiğinizi gördüm. İnanç faktörü yani inancımıza, dinimize yani inancımıza uygun hareket edildiğini gördüm. Çünkü kişi yaratılış itibariyle bunlara dikkat etmesi lazım. Bunlara dikkat etmediğin takdirde yanlış virüsler vücuda bu konu bilgiler girebilir. Bu bilgiler size evrenden isteyenler gibi yanlış bir doğru dersin girersin ama yarın bu girmiş olduğun yol sıkıntılı bir duruma girebilirsin. Girdiğin takdirde de belki geri dönüş olmayan durumlar meydana gelebilir. Onun için inançlarıma ve kültürüme hitap ettiği için sizi yani dinlediklerimde benim yaşam tarzıma hitap ettiği için sizi tercih ettim. Alaaddin kardeşim online olarak katıldın. İstediğin yerden katılabiliyorsun. Senin hani herkesin böyle bir dönemi olur ya böyle çok etkilendiği bir cümle olur. Senin en çok etkilendiğin o cümle veya o konu neydi programda öğrendiğin eğitim esnasında? Benim eğitimde en çok etkilenmiş olduğum konu şey yani teknik olarak anka tekniğiydi. Çapa tekniği beni çok etkiledi. Beni işte lise yıllarıma götürüldü her zaman. Yani orada bir maliye hocamız vardı bizim lise yıllarında. İşte hani tekniği burada söylememize gerek yok. Hani o yani o yıllara geliyor ve onu o güzel günlerimdi o günler ve ben orada onu çapaladım. Dokunduğumda da hala mesela yaptığımda o tekniği hemen o günler aklıma gelir yani. Tekniklerde bir de en çok şey geldi. Yani isim tutamıyordum aklımda. Sizden alıp kodlama tekniğini öğrenmiştim. Kodlama tekniği. Kodlama tekniği muazzam işime yarıyor. Yani o kadar ki hemen bazen geliyorum abi ismin ne diyorum. Unuttum. İkinciye bir daha sorduğumda hemen diyorum seni kodlayayım. Kodluyorum. O adam benim aklımda artık. Bir daha ben ebediyen o adamı unutmuyorum. Çok güzel, çok güzel. Peki seni en çok duygulandıran konu neydi veya öğrendiğin şey neydi? Duygulandıran, böyle hislendiren. Veya programa katıldıktan sonra
karşılaştığın danışanlar geliyor ya senin yanına, o danışanların arasında seni duygulandıran neydi? Yani beni duygulandıran en çok bu baban, siz bir seansımızda anlatmıştınız. Bilmiyorum hani yani eğitimdeyken de mi, eğitimden sonraki videolarda mı, onu şimdi hatırlayamadım. Bir babanın, şey, bir annenin olması lazım. Çocuğuna 30 yıl mıdır ne, gözüyle alakalı yapmış olduğu negatif bir söz. O sözden dolayı son 6 ayda yakalamıştınız herhalde, olay size gelmişti. Beni çok etkilemişti o mesela. Yani kişinin o durumu, yani gözü çıkacak gibi o duruma gelmiş. Kişinin gözü durmadan elinde, böyle durmadan elinde, durmadan elinde. Biz de siz de seansa geldikten sonra ve kişiyi, olayı açığa çıkarıyorsunuz ve o kişinin gözünün kör olmasına az ramak kala siz olaya giriyorsunuz ve olayı çözüyorsunuz Allah'ın izniyle. Beni çok etkilemişti mesela bu olay. Tabii bunu eğitimde mi anlattık? Eğitimden sonra mı, onu hatırlayamadım da. Bu beni çok etkilemişti mesela. Evet, bunun gibi kökü dil ile alakalı, dil kazaları, dil ile alakalı sebep olan birçok kazalar, yani dil kazaları ile alakalı birçok konular var aslında. Bizi dinleyenlerin de hani bunu söylüyorum. Ben de şimdi dışarıda, şimdi bu olayın daha iyi anladığım için ve işin içinde, bu işin koçluğunu yaptığım için ve danışanlarda da gördüğüm için seanslarımızda kişilerin üzerinde bunu, sizin de bize anlattıklarınızdan yola çıkarak söylüyorum. Yani bizim kültürümüzde, hani ben yabancı dili şimdi bilmiyorum oradaki insanlar, kültürümüzde bu olay çok var. Yani çünkü Cenab-ı Hakk'ın yüce kitabımıza söylemiş olduğu ilk emri Efendimiz'e, emiri oku. Şimdi bizde okumama olayı var. Mesela bu okuma olayına da gelelim sizde. Bununla da alakalı eğitim aldım. Okumama olayı var. Okumayınca da yani bir şey söylüyor ama hep kulaktan duyma, okumamış, kaynağından almamış, hep böyle ondan bundan dolmuş, doğru olarak inanıyor. Ondan sonra ya o öyle olur mu? Ben o niyetle bunu söylemedim. Ya söylemeden arkadaşım, da bunun bir gerçeği var. Bak, insan böyle rahatsız olmuş ama kitapta da bunun yeri var. Karnımızdan söylememişiz sizin tabirinizce. Karından değil yani, kitaptan, kaynaktan söylüyoruz. Bak, büyüklerimiz, büyük İslam alimleri, bizim yani kültürümüzün büyük insanları, ecdadımız, bu dinin önderi Efendimiz bu sözleri söylemiş. Sen bunları söyleye söyleye kendini hasta ediyorsun. Yani şimdi mesela sizin yok deme, eğitimde duymuştum. Beni en çok etkileyenlerden biri de bu. Hani babanızla alakalı böyle bir şey anlatmıştınız. Hani yok deme. Bir gün pazara gittim. Adam soruyor, diyor ki işler nasıl abi, diyor. Para yok diyor abi, işler yok diyor. Adamın önü dolu mandalina. Herkes bir şeyler alıyor böyle pazarda. Dedim abi ne yapıyorsun sen, dedim ya. Şu an cebinden çıkarsan, dedim, bir 5 lira yok mu? Ben vereceğim şimdi sana zaten, dedim. Bak, mandalina alacağım buradan. Var dedi. Abi yok dersen yok olur, dedim ya. Bak, her taraf mal. Mandalina, para, pul, her şey. Bak, bir sürü insan var. Bu insanların hepsi para demek yani. Herkes cebinden çıkarıp sana bir şeyler veriyor. Sen buradan malını vereceksin. Lütfen böyle yapma, diyorum yani. Şimdi o adam beni görüyor yolda. Hocam bir bakar mısın, diyor. Bir derdi oluyor. Kulağıma fısıldıyor. Böyle bir şey var, diyor. Diyorum ne oldu? Hem mandalina alıyoruz veya domates alıyoruz o arada. Hem adama diyorum ki o konuyla alakalı şey yapıyor. Hepsi de kulak atmış bana. Söylüyor işte. Ben de diyorum ki hani bak, sen bunu böyle davranman lazım. Gelen kişiye şu şekilde davranman lazım. Senin gördüğü zaman, sözlerin esnaf olduğu için sözleriyle, davranışlarıyla büyümüş adam. 40 yaşında gibi hitap ediyor. Çünkü pişmiş ve sen, dedim, burada insanları çekiyorsun, dedim. Sen o insanları duymayacaksın. Çünkü senin hayatta böyle yani yoğrulmuşsun yani. O unun suya, mayaya gark olmuş, pişmişsin. 40 yaşında gibi hitap ediyorsun. Hocam çok güzel bir konuya temas ettin, dedi ya. Dedim ben sizi böyle görüyorum dışarıdan, dedim. Ben olayı anladım, dedim. Ve dedim ki sabah, dedim, iyi çıkar, kötü insan çıkar, dedim. Sabah, dedim, geldiğinde bu tezgahı bismillahirrahmanirrahim açıyorsun. Ve dedim bir tane, dedim, gelene 2 kilo mandalina, domates, dedim, hayrına bir ver. Allah'ım iyi insanlarla karşılaşmam niyetiyle. Veyahut da 5 lirayı koy buraya tezgahın altına. Gelen bir garibanın eline sıkıştırırsın ama güzel bir niyet et, dedi. Hocam, dedi, böyle duruyorlar. Şimdi uzaktan görsüler böyle bile yani değişmişler. Onun bir farkına vardım yani. O onların, hani benim onların gördüğüm o atmosferi değişmiş. Şimdi
daha dikkatliler bu konuda. Çok güzel, çok güzel. Bizi ilk defa gören insanlar var. Veya yıllardan beri beni takip ediyorlar. Ya ne iş yapıyor, ne oluyor, ne yapmamız lazım diyen, kafasında birçok soru işareti olan insanlar olacak bizi şu anda dinleyenler. Onlara ne tavsiye edersin? İlk önce ben o arkadaşlara, bay bayan kim varsa hepsine şunu tavsiye ederim. İlk önce niyet edin. Niyet. İsa Mail hocamın eğitimlerine girmeye niyet edin diyorsunuz. Niyet ettikten sonra kapılar açılıyor. Ondan sonra videoları takip ediyorsunuz. Biz konuşuyoruz. Bizim gibi bu şekilde eğitim alan kişiler var. Onları dinleyin. İnanın hayatınızda çok şeyler değişecek. Ya her şeyi bırakın. Bir defa hayata yani bu enerjiyi salan yani bir vaiz veyahut da bir öğretmen, bir başbakan, bir milletvekili veyahut da bir sizin gibi hoca ne ağzından çıkanlarla insanları etkiliyor. Yani ağız kalıbın değişiyor. Ağız kalıbın değişince sen de değişiyorsun. Yani bu buradan girerken de buradan giriyor. İnsanın vücudu değişiyor. Çıkarken de buradan değişiyor. Evreni değişiyorsun. Yani doğayı enerji salıyorsun buradan. Yani suyun hafızası var. Suyun kanunu kitabını oku demiştiniz. Okudum. Suyun orada hafızası var. Yani suya kötü dersen kötü dersen, 40 gün deli dersen deli, veli dersen veli olur. Bu atasözü bizde. Ona güzel şeyler söylersin güzel olur. Kötü söylersen kötü olur. Sen de dil kalıbını düzelttiği zaman insanlar sendeki farklılığı görecek. Çünkü yolda yürümen bile değişiyor. Evet, bunu çok söylediler. Yani katılanlar hep söylüyor. Sadece yolda yürümesi değişmiyor. Duruşu değişiyor. Dik duruyor. Bel ağrısı geçiyor. Boyun fıtığı geçiyor. Programa katıldıktan sonra neler değişecek insanlarda? Neler değişiyor? Herkesin anlayacağı dilde. Programa dahil olduktan sonra dil kalıplarımız değişiyor. Kendine bir güven geliyor insanda. Hayatın maddi manevi bereketleniyor. Kişiler hakkındaki ön yargıların yok oluyor. Yani diyorsun ki hani ön yargı o vesvese illa insanda bir geliyor. Ama diyorsun ki, yani diyorsun gerek yok. Yani dünyanın ömrü belli, bizim de ömrümüz belli. İyi düşünelim sistemde. İyi düşünelim, iyi görelim. Sistemde yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Önce hani girmek isteyip de bu programlara belki türlü türlü önlerine sebep çıkıyordu. Ama ben diyorum hani niyet edin. Niyet ettiğiniz zaman, çünkü biliyorsun hani her şey niyetle. Niyet ettiğiniz zaman inanın bütün olaylarda bu eğitim içinde olsun, başka şeyler içinde olsun. Niyet ettiğiniz anda kapılar açılıyor. Önce niyet edeceksiniz. Niyet etmedin mi hiçbir şey olmuyor. Yani istemeyi bırak, niyet et. Niyet. Ben öyle inanıyorum. Çünkü istek nefsanidir. Niyet ise rahmanidir. Niyet et, Allah'ın izniyle sen de kendini geliştirebilirsin. Çünkü inancımıza göre de yani niyetten açılırsak namaz niyetle, oruç niyetle, sadaka, hayırlar hep niyetle, bir kurban kestireceksen niyetle, hep niyetle yani. Çünkü biz hani bizi Cenab-ı Hak yarattı, bize bu kanunları koydu. Sizin bu eğitimleri, çünkü burada maddeten ve manen insanlar istifade ediyor, ettik yani. Girenlerin hepsi, ben videoları da izledim, etmişler, anlatıyorlar. Niyet edeceğiz. Ben niyet ettikleri takdirde kısa zamanda güzel şeyler karşılığına çıkacağını kalbimden inanıyorum. Peki niyet ettiler, çok güzel. Şimdi bir cümle var. Herkes cennete girmek istiyor ama ölmeye kimse razı değil. Cennete girebilmek için ölmek lazım. Bir fedakarlık yapmak lazım. Yani niyet ettikten sonra ne yapması lazım bu insan? Nasıl bizim programa katılıyor? Bu insan niyet etti. Ne yapması lazım? Arkasından ne geliyor? Niyet ettikten sonra dediğimiz gibi sizinle iletişime geçip bir formu var. Formu doldurduktan sonra sizin ekipler tarafından kendilerine dönüş oluyor. Hayatında ve işte kendisindeki öz varlığında ne gibi eksiklikler var? Bunları siz tespit ediyorsunuz. Mesela ben sizde form doldurduğumda ilk söylediğiniz şu. Senin bir an önce hedeflerini yazman gerekiyor dediniz. Siz müretim değilsiniz ama yani tecrübeleriniz ve bu alandaki kendinizi geliştirip verdiğiniz eğitimlerden ve almış olduğunuz sonuçlardan güzel yere gelen insanlardan gördüğünüz sonuçlara isnaden siz bana ben formu doldurduğumda bir an önce hedeflerini yazman gerekiyor dediniz. Ama tabii hedefleri nasıl yazacağımızı da söylediniz. Yani bu işin de bir ilmi varmış.
Yani bu işin de bu ilmi varmış. Yani ben kişilere, yani kardeşlerimize, bay bayan hepimize, abilerimize, ablalarımıza, kardeşlerimize, videonun altında da vardır, linkimize girip bir formu doldurup ondan sonra sizinle bir iletişime geçip da çıkamadığı buhranlardan çıkacağını inanıyorum. Çünkü bu alan, şunu kalben söylüyorum bizi dinleyenlere, ben kendim de bu konuda danışmanlık yapıyorum. İsa Hocam'dan çok istifade ettim. İsa Hocam diğer psikologlardan farklı. Bunu kendisi hani şey için söylemiyorum yani. Bir yani böyle bir kibri veya da gururunu okşamak için söylemiyorum. İsa Hocam farklı yani. Hem bilim hem ilim açısından veriyor. Hem dini hem kültür açısından veriyor. Hem inançlarımız açısından hem kültürümüz, kendi mayamızı ortaya çıkarıyor. Senin yaratılışındaki annenin babanın sana verdiği eğitimleri harmanlayıp önüne çıkarıp sana bir menü hazırlıyor. Sana sadece bu menü yemek kalıyor. Bu kadar. Tekrar söylüyorum. İsa Hocam piyasadaki bütün psikologlardan, Türkiye, yurt dışı, Amerika, Almanya'dakilerden, tekrar söylüyorum, farklı, çok farklı. Bunu eğitimlerine girerek anlarsınız. Çünkü ben daha farklı bu işin içerisinde olan psikologlarla da görüştüm. Onlarla da bazı görüşmelerim, almış olduğum eğitimler oldu ama bu olaylar farklı. Ben mutlaka tavsiye ediyorum kişilerin. Çünkü yeri geliyor bazı kişilerin manevi anlamlarda sıkıntıları olabiliyor. Bu alanlarda da tecrübeleri var. Bu alanlarda da insanları almış olduğu ilimle ve bilimi de içerisine harmanlayarak insanların hayatlarına yön vermesi için ellerine doneleri veriyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Alaaddin kardeşim. O zaman bu videoyu seyreden herkese bir an önce hareket etmeleri için niyet etmelerini tavsiye ediyorsun. Niyet etsinler, karar versinler, değil mi? Evet. Hemen arkasından da başvuru formu doldursunlar ve göndersinler. Biz de onlara ayak bağlarının ne olduğunu, ne yapmaları gerektiğini hedefe gitmeleri için onlara ön görüşmeden söyleriz. Bunun için cesur olmaları lazım. Yani korkudan uzak, senin başına en fazla ne gelebilir? Senin başına en fazla gerçekleri öğrenmek gelir. Yani senin ayak bağın o. Bu senin ayak bağın. Bu da senin yeteneklerin. Bunları öğrenmek gelir. Ve bunları çözdükten sonra ayak bağlarından kurtulur. Hedefine doğru ilerlersen yeteneklerini kullanarak mutlaka hedefine ulaşırsın. Bunun için yapmaları gereken tekrar bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndersinler. Bu kadar. Evet, herkese bir an önce harekete geçip videonun altındaki linki doldurmasını bekliyoruz. Evet, teşekkürler. Allah razı olsun. Biz teşekkür ederiz.